Merhaba sevgili arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte veri analizi ile alakalı 4 tane soru çözeceğiz. Eğer hazırsanız haydi videomuza başlayalım. Evet ilk sorumuzda bir grafik vermiş bize. Aşağıdaki grafikte bir galeride aylara göre satılan araba sayıları verilmiştir diyor. Ve grafiğimizde her aya göre araba sayısını göstermiş. Mesela Ocak'ta 30, Şubat'ta 20, Mart'ta 50. Nisan'da 60 gibi. E, bu grafiğe göre hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım. Şubat ve Mayıs aylarında satışlarda azalma vardır demiş. Şimdi Şubat'ta ne olmuş oluyor? Araba sayımız azalmış. Evet. E, Mayıs aylarında da azalma olmuş. Evet. Çünkü bir öncekine göre azalma var. Burada doğru. Mart ayında satışlarda artış vardır demiş. Evet. Mart ayında bir önceki göğe bir önceki aya göre artış var. Doğru. Haziran ayında satış adedi Mayıs ayı ile aynıdır demiş. Haziran ayındaki 10.000 satmış. Ayında da 10.000 satmış. Satılanların adedi aynı doğru. Nisan ayında satışlar bir önceki aya göre %10 artmıştır diyor. Nisan ayında ne kadar artmış? Nisan ayında 10 artmış. 10.000 Peki bir önceki ay ne kadar satış varmış? 50.000 Yani 50'ye göre 10 artmış. Bu durumda bunu %'ye çevirecek olursak 2 ile genişletmemiz lazım paydayı. Bu durumda paydamız 100 olur. 2 kere 10'dan da 20. Yani o zaman %20'lik bir artış söz konusudur. Ama bize %10 artmış demiş. O yüzden bu şık yanlış olur D şıkkı. Yani işaretlememiz gereken şık D şıkkı olur arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza bakalım neymiş. İkinci soruda bir daire grafiği vermiş. Yüzdelik olarak temsil etmiş. Daire grafiğinde x kaç derecedir diye soruyor. Ne yapacağız bu soruda? E, tamamı ya %100 360 derece olacak şekilde %60'ı yani şurası kaç derecedir diye orantı kuracağız. Yani %100'ü 360 derece ise %60'ı x derecedir diye yorum yapıyoruz. Bu durumda e, şu içler dışlar yapıp x'i bulacağız. Yüzde x'in çarpımı 60 ile 360'ın çarpımına eşitti. Şurada her iki tarafı 100'e bölersek Yüzler gider burada x eşittir. Birer sıfır birer 0. 36 ile 6'yı çarpmam gerekiyor. O çarpma işlemi de gerçekleştirirsem 216 derece yani c şıkkını elde etmiş oluyorum. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Bu soruda bize bir tablo vermiş. E, fabrikada çalışan sayısını vermiş. Kadınların sayısı var yönetimde, üretimde ve paketlemede. Erkeklerin sayısı var yönetimde, üretimde ve paketlemede. Yukarıdaki tabloya uygun grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi burada şöyle bir şey yapacak olursak gruplarımızı şurası kişi sayısı olacak öncelikle bunu bir görelim. Çünkü veriler burada sayılarımız burada olacak. İşte gruplarımız o zaman birinci grubumuz yönetim olur, ikinci grubumuz üretim olur, üçüncü grubumuz paketleme olur. Ama iki farklı Birimimiz var erkek ve kadın diye Yani her defasında Mesela erkekler kırmızı sütunsa işte kadınlar Hemen yanında aynı yönetimin içinde Mavi sütun olması Burada en mantıklı Grafik türüdür Hemen seçeneklerimize bakalım İkili sütun grafiği olabilir demiş Evet ikili sütun grafiği gayet mantıklı Neden çünkü kırmızılara Erkekler dedim mavilere kadınlar dedim Biraz önce çizdim Altında hemen üçlü sütun grafiği demiş. Üçlü sütun grafiği de olabilir mi diye şöyle düşüneceğim. Yine aynı grafik. Bu sefer burayı kadın ve erkek diye iki gruba ayırdığımda kadın ve erkek diye iki gruba ayırdığımda şey yapacağım. Mesela bir tanesi yönetimde 35 üretimde işte 100 mesela paketlemede de 85 evet bunları da böyle ayrı ayrı gösterebiliriz. Bence bu da olabilir. Daire grafiği asla ve asla olamaz. Ee, ikili i̇kili çizgi grafiği de çizgi grafiği buna uygun değil. Çünkü biz sütun grafiği için karşılaştırmalı durumlar demiştik. Yani çizgi grafiği hatırlayın. Çizgi grafiği zamana bağlı değişim. İşte daire grafiği bir bütündeki hani tarladaki ekilen alanların oranlanması gibiydi. Bunlar çizgi grafiği ve daire grafiği uygun değil üçlü sütun ve ikili sütun uygun olduğu için doğru cevabımız 1 ve 3 arkadaşlar. Ve şimdi gelelim son sorumuza. Bir fabrikada 2020 yılında üretilen toplam 1080 adet ABC model klimanın üretim miktarlarının dağılımı daire grafiğinde gösterilmiştir. Klima modellerine göre satış yüzdeleri sütun grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre ABC modeli klimadan toplam kaç adet satılmıştır? Şimdi bunlar üretilen, üretim miktarlarının dağılımı, bunlar da satılan. Şimdi ne kadar üretilmiş, hangisinden ne kadar üretilmiş bunu bulacağız. Toplamda 1080 adet var. Yani 360 derece arkadaşlar. 1080 adetle ilişkili. Şimdi bu ikisinin arasında ilişkiyi görebilirseniz buradan ilerlemek çok kolay. Neden? Çünkü bu bunun 3 katı. 363 ile çarparsak 1080 elde ederiz. Bu durumda açım eğer benim 120 ise demek ki 3 katı 360 adet üretmişim. 90 ise 270 adet üretmişim. İşte A'nın açısını bilmiyoruz. E, bu durumda A'nın açısını bulmak için 90 ile 120'yi toplarım. 210 olur. 360'dan da 210'u düşersem 150 kalır. Demek ki şu açıda 150'ymiş. Açım 150 ise 3 katı olacak. Demek ki 450 adet de buradan üretmişim. Şimdi kimden kaç adet ürettiğimizi bulduk. Bunları bulduktan sonra şimdi bunların satış yüzdesini bulacağız. Yüzde hesaplamaları şu şekilde yapılırdı. Mesela atıyorum 120 sayısının %8'ini bulmak için %8 kesir olarak ifadeyle 120'yi çarparız. Burada sadeleştirmeler gerçekleşir işte. 12 ile 8'i çarp 96/10. İşte bu da paydanın 10 olması virgülden sonra bir basamak olduğu anlamına gelir. 9,6 gibi bir işlem. Yani burada önemli olan ile ifadeyi çarpmak. Bunu hatırlayalım. O zaman şimdi benim A'dan başlayalım. 450 adet klimam var ve %40'ını bulacağım. Şimdi burada bazen çarpmalar çok kolay oluyor. Neden? Çünkü yine sadeleştirmeler gerçekleşiyor bakın sıfırlar sadeleşiyor Sıfırlar sadeleşiyor bu durumda 45 ile 4'ü çarparsam ben 2 tanesi 90 4 tanesi 180 diyor. demek ki 180 tane A'dan var B'de olay ne? 270 tane klimam var e, %30'unu satmışım Yine aynı şekilde sıfırlar gidiyor ben 27 ile 3'ü çarpmam lazım Bu da 81 olur Diğerinde de 360 adet kliman var ve 20'si satılmış. Bu durumda sıfırlar gidiyor yani buradan da 72. Toplamda ne kadar satılmıştır diye soruyordu. Şu üç ifademizi topladığımızda 180 artı 81 artı 72'den 333 adet satılmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve soru çözümümüz bitti. Kalemimi bırakıyorum. Evet arkadaşlar umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takip için abone olabilirler. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı içerikte buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.